Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım konu türev. Yani meşakkatli konu. Ama güzel konu. Emin olabilirsin. Çok zevk alacağın bir konu arkadaşım. Çünkü iyi öğrenirsen ancak bu konudan zevk alırsın. Hani öyle yarım yamalak askıda bir şeyler öğrenirsen o zaman konuda askıda kalır. Ve sen de yapıp yapmamak arasında yani böyle arafta kalırsın diyelim. Nasıl hissedersin? Hani yapsam mı, yapmasam mı, anladın mı, anlamadın mı? Pek belli olmayan bir konu olur. Hangi soruda ne yapacağını bilemezsin. Elin ayağın birbirine dolaşır. O yüzden çok dikkatli dinlemen gerekiyor ha. Merak etme, ben de sana düzenli bir şekilde ayrıntılarıyla inceleyip sık dokuyacak biçimde anlatacağım konuyu. İnşallah anlaşırız diyelim ve yavaş yavaş konuya doğru yürüyelim. Olmaz mı? Şimdi sevgili arkadaşım, türev nedir? Önce türevi anlatabilmek için bizim bir bu ortalama değişim oranından bahsetmemiz gerekiyor sevgili gençler. Bir bakalım. Bağımsız değişkendeki, yani sevgili gençler biz bu bağımsız değişkene x diyeceğiz. Bu bağımsız değişkendeki artma veya azalma gibi bir değişime ki bu değişken x ise biz buna nasıl ki mesela kimya derslerinde işte fizik derslerinde sen bu sıcaklığın değişimine delta T diyorsun, hız değişimine delta V diyorsun gibi gibi. Anlatabildim mi? Buradaki x'teki değişime de biz diyeceğiz ki delta x, yani x'lerdeki değişim miktarı. Bağımlı değişken ne? Neye bağımlı? X'e bağımlı. O bağımlı değişken de fx aslında bakarsanız, ama hani y eşittir fx fonksiyonu dediğimiz için ona da y diyelim şimdilik. O halde bu bağımlı değişkende bir miktar değişim oluyordu hatırlarsan. Ona da biz delta y diyeceğiz. Bir değişiklik olacak. Bu iki değişim oranlarsan, yani delta y'nin delta x'ine oranlarsan limit durumunda. Limit durumunda derken onu birazdan göreceğiz. Yani bağımsız değişken olarak seçilen x'in sıfıra yakın değişimlerinde, yani çok ufak miktardaki değişimlerine biz bu orana sevgili gençler türev diyeceğiz. Yani şöyle bakınca 6 tane satır ve bir tane paragraftan oluşan tek cümle de değil, iki cümleden oluşan sevgili gençler bir kısım, ama okuyunca bir şeyler anlaşılıyor mu? Çok da bir şey anlaşılmıyor ama sana bir şeyler konusunda fikir veriyor. Yani biz burada değişim oranından bahsedeceğiz. Bu fonksiyondaki değişim oranı. Ama şöyle bir durum var. Hani fonksiyonlarda görmedik mi hocam biz bu değişim oranını? Hani diyorduk ya eksi 2 ile 5 kapalı aralığında fonksiyonun değişim oranı nedir diye soruyorduk. İşte eksi 2 ile 5 dedik ya, f5'ten f-2'yi çıkarıp 5'ten de eksi 2'yi çıkarıp oranlayınca fonksiyonun değişim oranını, bu aralıktaki değişim oranını bulmuş olurduk. Ama biz eksi 2 ile 5 aralığı türevde inanılmaz büyük bir sevgili gençler aralık olacak. Eksi 2 ile 5 aralığından bahsetmeyeceğiz. Burada diyeceğiz ki 1 ile 1'in sağına bakacağız. Hani limit de diyorduk ya, 1'in sağı dediğimiz. İşte 1 ile 1'in sağına bakacağız mesela. Yani bu kadar küçük mesafelerde biz değişim oranını inceleyince işte bu bize türevi veriyor. Türev aslında bu, değişim oranı. Peki ama fonksiyonlarda uygulaması gerçekten inanılmaz derecede geniş bir alana yayıldığı için türev gayet ama gayet kullanışlı bir konu sevgili gençler. Şimdi bunu grafik olarak düşünelim. Grafiksel düşünelim. Burası x. Burası delta x fark kadar varsa burada x artı delta x diyoruz. Tabi solunda da x eksi delta x var. Bunun görüntüsü fx. Bunun görüntüsü fx eksi delta x. Bunun görüntüsü de fx artı delta x diyeceğiz. Delta x kadar artışa, delta x'i sıfıra yakın bir değer olarak düşünürsek sevgili gençler, buradaki delta x'i biz sıfıra götüreceğiz. O halde diyorum ki delta x'ler sıfıra giderken mesela neredeki değişim oranı? X ile x artı delta x arasındaki değişim oranını inceleyelim. Yani sevgili gençler, şuraya şöyle bir üçgen çizecek olursanız şu şekilde. Diyorum ki şundan, yani fx artı delta x'ten fx'i çıkarırsam şuradaki mesafeyi bulurum. Daha sonrasında x artı delta x'ten de x'i çıkarırsanız tabii ki aşağıda delta x'i bulursunuz sevgili gençler. Ve delta x'i de sıfıra götürürseniz eğer işte biz bu delta x kadar artmadaki türevi buluruz. Delta x kadar azalmada da tabii ki ne yapacağız sevgili gençler? Şuradaki üçgenden faydalanacağız. Yine bu üçgenden de sen şu kısım fx, bu kısım fx eksi delta x. Bu aradaki mesafede yine delta x olacak. Değil mi? Çünkü x'ten x eksi delta x'i çıkardığın zaman delta x'i bulursun. İşte biz bu limitlere sevgili arkadaşlar fx fonksiyonunun türevi diyeceğiz.
Biz bu fx fonksiyonunun türevini, burası 1 değil, böyle çentik. Y üssü, işte f türev x okunuşları da bu şekilde. Ya da dy bölü dx ya da dfx bölü dx biçimlerinde de gösterebileceğiz. Ya hocam delta y bölü delta x değil miydi bu? Niye böyle dy bölü dx oldu? Zaten bu delta dediğimiz şey arkadaşlar Yunanca'daki büyük D harfi. Bu da D harfi, bu da D harfi. Yani fark eden çok da bir şey yok aslına bakarsan. Tamam. Delta x'e eğer h dersek arkadaşlar, hani artık bunu delta x olarak göstermeyelim de o aradaki farka, yani x'teki değişim miktarına, bakın miktar diyorum, oran demiyorum. X'teki değişim miktarına biz h dersek, f türev x sevgili gençler ne olacak? H sıfıra giderken diyeceğiz, fx artı h'tan fx'i çıkarıp h'a böldüğümüz zaman biz bu sefer de f'in türevinde x'i buluruz diyeceğiz. Ya da h kadar azalmada dersek yukarıdakini, yani şu kısmı sevgili gençler. Bu sefer de buralara h derseniz ve şu kısmı h derseniz, bu sefer de ne olacak? Fx eksi fx eksi h bölü h. İkisi de bize neyi verecek? Türevi verecek ve biz bunu f türev x biçiminde göstereceğiz. Misal, fx eşittir 5 fonksiyonunun türevini bulunuz demişti. Bak şimdi şurada ne var? Şunu alalım istersen seninle beraber, gel. Gel şöyle yapalım. Şunu şöylece alalım. Şuraya şöyle yapıştıralım. İşimize yarayacak çünkü. Bakınız. Fx eşittir 5. Hocam bu sabit fonksiyon türevi 0 değil mi? Dur bir dakika, tamam, türevi öğrenmiş olabilirsin. Sakin ol, ama yani sabit fonksiyonun türevi de niye 0? Ya hocam işte 5 çarpı x üzeri 0, 0'ı başa attık. 0 kere 5 çarpı x üzeri eksi 1'den kaynaklı 0 değil mi? Ya o bir kural sadece. Tamam, o bir kural sadece. İşe yarayan bir kural. Evet, devamında biz de öyle bulacağız türevi. Sıkıntı yok. Ama şimdi türevin bu limit tanımı ve sevgili gençler limit tanımına göre türev bulacağız. Nasıl? Şu şekilde. F türev x'i bulacağız. Bak türevini bulunuz demiş ya. Diyorum ki limit kardeşim h yine sıfıra gitsin. Bak fx artı h demiş. Şimdi fx 5 ise fx artı h nedir arkadaşlar? O da 5'tir hocam. O halde 5'ten 5'i çıkaracağım. Bölü h diyeceğim. Şimdi üst taraf kesinlikle 0. H da sıfıra gidiyor bak. Bunu limit dersinde ben size söylemiştim. H sıfıra gidiyor demek ne demek? H sıfır oldu demek değil. H henüz daha sıfır olmadı demek. H sıfır değilse sevgili gençler, sıfırın sıfır harici bir sayıya bölümü neydi? Sıfırdı. İşte o sabit fonksiyonun türevi sıfırdır muhabbeti buradan geliyor sevgili arkadaşım. Anlaştık. Peki bir üst tarafa bakalım. Orada da farklı bir fonksiyonun türevini al diyeceğim ben sana. Diyor ki mesela x kare artı 2x artı 1 fonksiyonunun bana türevini bul demiş. Şimdi gene şöyle yaparsak, al bak bu burada dursun, tamam, sen de her sorunun yanına yaz bunu. X kare artı 2x artı 1 demiş. Ya hocam bunun türevi işte 2x artı 1, aldım türevini ben bu. Ya bu da güzel kardeşim. Sınav esnasında sana böyle de türev al demeyecek zaten. Ama sana öyle değişik sorular soracak ki bunun anlamı nedir diyecek. Şöyle bir şey verecek, sen de böyle çok kolay bir soruda şaşırıp kalacağım. Biz bunu istemiyoruz işte. Bunu istemediğimiz için sana böyle 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 anlatıyor. Şimdi yazıyorum gene. Limit h sıfıra gitsin diyorum. Fx artı h varmış. Fx artı h da bak, fx artı h nasıl yazarsın? X gördüğün yere x artı h yazarsın. O halde şunu da şöyle yapalım mı? X kare artı 2x artı 1 demek aslına bakarsanız x artı 1'in karesi demek. Hadi onu da öyle yazalım. O halde ben x gördüğüm yere x artı h yazacaksam x artı h artı 1'in karesi demeyelim. Üçlü şimdi kare almaya uğraşacağız demeyelim. Ben direkt x gördüğüm yere şurada x artı h yazayım, tamam mı? Yazıyorum bak, x artı h'ın karesi artı 2 parantezinde x artı h artı 1'imiz var. Eksi fx. Fx zaten kuralı belli. X kare artı 2x artı 1'di hocam. Peki bir de bölü dedim. Bölü h diyeceğiz. Yani diyecek bir şey yok oraya. Peki üst tarafı bir açalım hadi. Limit h yine sıfıra gidiyor. Şunun karesi nedir? X kare artı 2xh ya da 2hx diyelim. 2hx artı h kare artı, bunu da dağıtıyorum içeri. 2x artı 2h artı 1 eksiyi de içeri dağıtıyorum. X kare eksi 2x eksi 1 dedim. Bölü, tabi aşağıda ne var? H var. Onu da yazdım. Dikkat edin. Eksi x kare ile artı x kare birbirini götürür. Peki. Başka ne kalır hocam? Bak eksi 2x ile artı 2x artı 1 ile eksi 1 de birbirini götürür. Geriye kalanları işaretliyorum. 2hx var. H kare var. 2h var. Başka da bir şey yok. O halde ben üst tarafı limit
gene h sıfıra giderken üst tarafı h parantezine alayım. Şurada ne kalır arkadaşlar? 2x kalmaz mı? 2x. Şurada ne kalır? H kalır. Hocam bir de şurada 2 kalır. Bölü h dedim. Şimdi bakın. H'ı yerine yazdığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Ve 0 bölü 0 belirsizliğini gideren şey de h'ların birbirini götürmesi. O halde h gördüğünüz yere şimdi 0 yazın bakalım. 2x artı 0 artı 2. Bu da bize 2x artı 2'yi verir. Evet, polinom türevi yardımıyla aldığımız 2x artı şurada 2x artı 1 değilmiş, 2x artı 2'ymiş. Püü, SML ne yaptın? Şurada rezil olduk arkadaşlar. Sıkıntı yok. 2x artı 2'ymiş. Polinom yardımıyla, polinom türevi kuralı yardımıyla aldığımız 2x artı 2 bulduğumuz türev. İşte bu şekilde de türevin limit yardımıyla, limit tanımıyla yaptığımız sevgili gençler hesaplamaya eşit oldu. Olmak da zaten zorunda. Devam. Örnek. Diyor ki h sıfıra giderken fx artı 3h eksi fx bölü h ifadesinin eşitini bul demiş bize. Şimdi arkadaşlarım burada zaten h sıfıra gidiyorsa, bakın h sıfıra gidiyorsa 3h da sıfıra giderdi. Ve ben buradaki 3h'a eğer ki h değil de k demiş olsaydım k da sıfıra gidecekti. Yani 3h eşittir k deyince k da sıfıra gidecekti. O halde sevgili gençler h sıfıra giderken k da sıfıra gidiyor ya. Ben buradaki değişkeni şöyle yazayım. K sıfıra giderken f x artı k eksi fx, sonuçta 3h'a k demiştik, bölü h gördüğüm yere ne yazarım o zaman? 3h eşittir k ise h da k bölü 3'tür değil mi? Buraya da k bölü 3 yazdım. Daha sonrasında buradaki gördüğünüz üzere 1 bölü 3 var. O 1 bölü 3'ü ters çevirip şu şekilde buraya çarpım olarak atabilirim. Ve bu 3'ü de sevgili gençler limitin dışına çıkarabilirim. 3 çarpı limit k sıfıra giderken f x artı k eksi fx bölü k. Çok güzel. Şimdi sorum şu. Arkadaşlarım sadece şu maviyle işaretlediğim yer bize neyi veriyordu? F türev x'i vermiyor muydu? O halde burada da çarpı 3 var. Cevabımız ne olur? 3 tane f türev x olur diyebiliriz sevgili gençler. Bu kadar basitti. Tamam. Hadi bakalım bir de şöyle aşağı inelim. Diyor ki h'lar sıfıra gitsin. Tamam gitsin. fx eksi 2h eksi fx artı 3h bölü eksi 5h. Şimdi şurada üstteki soruya bir daha geri dönmek istiyorum ben. Üstteki soruya niye döndük hocam? Bak şundan kaynaklı. Normalde ben fx artı h'tan fx artı h'tan fx'i çıkaraydım burada. Ve h'a bölmüş olsaydım direkt f türev x diyecektik biz. Yani şurası böyle olmasaydı. Ama burada 3h var. Yani o y eksenindeki sevgili gençler mesafeyi x artı 3h'in görüntüsü olarak almış. Ama h'a bölmüş. 3h'a bölmemiş. O halde ben diyorum ki şuradaki mesafe ne olursa şuradaki çarpan da o olur o zaman. Yani fx artı 3h'dan fx'i çıkardığın zaman yani x artı 3h ile x arasında ne kadar bir mesafe var? 3h kadar. E şimdi o zaman buraya bakıyorsun 3 çarpı f türev x oldu. Aşağı inelim. Eksi 2h ile artı 3h arasında bundan bunu çıkardığımız zaman ne geliyor? Eksi 5h kadar mesafe var değil mi? Alt tarafta da eksi 5 çarpı h var. Oo çok güzel. O zaman ben bunu şöyle diyebilir miyim? Hocam üst taraf neyse alt tarafta o oluyor zaten. Yani bununla bunun arasındaki mesafe de zaten eksi 5h. O halde arkadaşlar biz burada şunu söyleyebilir miyiz? Hatta ben sana bunu görselleştireyim ya. Daha ne olsun bak. Daha ne yapayım ben? Şöyle olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurası x eksi 2h olsun. Şurası da gelin x artı 3h olsun. Şimdi de hatta şöyle tam tersini yazayım ben sana. Daha da iyi anlayacaksın bak. F x artı şurası 3h olsun. Burası da x eksi 2h olsun. Tabi sen burada h dediğimiz şeyin negatif olduğunu anlayabiliyorsun o halde. Doğru mu? Çünkü x artı 3h bu tarafta, x eksi 2h bu tarafta, h negatiftir. Şimdi bunun görüntüsü nerede? F x artı 3h burada. Bunun görüntüsü nerede arkadaşlar? O da burada f x eksi 2h diyebilirim. Şimdi şurada üçgenimi oluşturdum. Üçgenimi oluşturduktan sonra şurası nedir arkadaşlar? Bakın f x eksi 2h eksi f x artı 3h'tır. Ben bunu şuradaki mesafeye bölersem yani bundan bunu çıkarırsam bundan bunu çıkarınca da eksi 5h geliyor hocam.
Sen bir de gittin haşları sıfıra götürdün. Al sana gene türev işte. Başka bir şey değil ki bu. Neyin türevi? Hocam gene f türev x'in türevi. Sıkıntı yok. Sonuçta buradaki mesafe de x eksi 2 haşa x artı 3 haş. Buradaki mesafe de eksi 5 haş zaten. O halde ben ne diyeceğim? Üst taraftaki mesafe alt taraftaki mesafeye eşitse cevap direkt f türev x'tir diyebilirim. Üste bakıyorsun. Üstteki soruya tekrardan dönüyorum. Üstteki mesafe sevgili gençler bakın 3 haş kadar. Alttaki de haştı. 3 haşı haşa böldünüz. 3. O halde 3 çarpı f türev x gelir diyebiliyoruz. Mantaliteyi umarım anladın. Devam. Bir noktadaki türev. Bir noktadaki derken yani diyor ki sen özel olarak türev alacaksın bu sefer. Özelden kastımız ne? Sen bir fonksiyonun türevini alacaksın. O türevi aldıktan sonra da yerine o noktayı monte edeceksin. X gördüğün yere takacaksın o noktayı. Tamam. Fx eşittir. X artı 3'ün 2022. kuvveti fonksiyonunun eksi 3 noktasındaki türevini bul diyorsa aslında bir noktada türev bulmak limit yardımıyla daha da basittir. Yine diyorsunuz h sıfıra gidecek. Onda sıkıntı yok. Devam. Bak şimdi şuraya. X gördüğün yere eksi 3 yazarsan yani şöyle f hani o formülde yazacaksın onu. Eksi 3 artı h eksi fx f eksi 3 özür dilerim bölü h. Şimdi bunu bulacağız. Öncelikle f eksi 3 artı h ne olur? X gördüğün yere eksi 3 artı h yazarsın. Bu da artı 3 var hocam. Çat çat gitti. Ne kaldı? H üzeri 2022 kaldı. Eksi f eksi 3 eksi 3 yazdın. 0 üzeri 2022 de 0'dır. Bölü h var. Şimdi burası h üzeri 2022 bölü h geldi. 0'ı yerine yazınca 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Ama sen buradaki h'ları sadeleştirirsen h üzeri 2021 gelir burası. Tamam. Şimdi 0'ı yerine yazarsan 0 üzeri 2021'miş cevabımız. Demek ki cevap 0'mış diyebiliriz sevgili gençler. Bu da bir noktada yani eksi 3 noktasındaki türevi almak demektir. Örnek. Bakalım. fh artı 2 eksi fh eksi 1 artı f eksi 1 eksi f2 bölü h limitinin eşitliğini bul demiş bize. Şimdi ben bunu şöyle yazabilirim aslına bakarsanız. Limit h'lar yine sıfıra gitsin arkadaşlar. fh artı 2 eksi f2 bölü h. Tamam mı? Daha sonrasında artı limit h gene sıfıra gitsin. Onda bir şeyimiz yok. Daha sonrasında da sevgili gençler f eksi 1 eksi fh eksi 1. Aslına bakarsanız şöyle diyebiliriz. Şurayı şöyle yazalım. F eksi 1 artı h diyeyim ben. Eksi değil artı f eksi 1 diyelim. Şurada eksi olduğunu görüyorsunuz. Eksiyi buraya yerleştirdim. Üzülmeyin. Bölü h dedim. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar bak burası şu kısım fh artı 2 eksi f2 bölü h demek f türev 2 demek aslına bakarsanız. 2 noktasındaki türev. Şimdi bu kısma geliyoruz. Burada bir hata var gibi. Eksi ve artı var. O halde arkadaşlar sen şurayı eksi yaparsın. Yani dışarıdan bunu eksiyle çarparsan içeridekilerin de işaretlerini değiştirebilirsin. Yani burası artı olur ve şurası da sevgili gençler eksi olur. Böylelikle f eksi 1 artı h'tan f eksi 1'i çıkarıp h'a böldünüz. Bu da ne demek o halde? F'in türevinde eksi 1 demek. Arada da ne var o zaman? Eksi var. Yani bizim cevabımız f türev 2 eksi f türev eksi 1 olacakmış diyebiliriz. Devam ediyorum. Bir diğer örnekle. Bu soru acilde de benzeri var. Ve hoş bir soru, güzel bir soru. Dikkatli dinlemende de fayda var. Benim çok sevdiğim soru tiplerinden birisi. Biraz böyle kurnazlık yapmak gerekiyor. Şimdi reel sayılar kümesinde tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonumuz varmış bizim. Fx artı y de fx artı fy artı 2xy. H sıfıra giderken fh bölü h da sevgili gençler 2 olduğuna göre f türev 2 soruluyor bize. Şimdi burada nasıl bir kurnazlık yapabiliriz? Şöyle. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Fx artı y'nin yanına fx artı y'nin yanına şunu bir gönderelim. Eksi fx diyelim. Tamam. Daha sonrasında eşittir diyelim. Eşittir. Ne kaldı karşıda? Fy artı 2xy kalmış oldu. Pekala. Daha sonrasında da arkadaşlar burada gelin her iki tarafı ben y'ye böleyim. Şu şekilde y'ye böldük her iki tarafı. Bir şey değişmedi değil mi? Her iki tarafı y'ye bölmek hiçbir ifadeyi değiştirmeyecektir. Şimdi bunu biraz sağa kaydırdım ve diyorum ki bunu yazdıktan sonra ben bunların limitini alayım.
Nasıl yani? Hocam y'ler sıfıra gitsin ve ben bu iki ifadenin y'ler sıfıra giderken ki limitlerini bulayım. Bak bunu kendim yazıyorum. İşte kurnazlık burada. Neden? Çünkü y'ler sıfıra giderken hatırla yukarıdaki formülü. Fx artı y eksi fx bölü y nedir? Arkadaşım f türev x'tir. Eşittir dedim. Buraya bakıyorsun. Bunu da şu şekilde parçalayabilirsin. Limit y'ler sıfıra giderken fy bölü y artı limit y'ler yine sıfıra giderken bak şu kısım f2xy bölü y'de ne yapar? Y'ler gider 2x kalır. Çok güzel. Şimdi bakınız. Bana şurası lazım. Niye orası lazım özellikle? Çünkü ben şunun ne olduğunu biliyorum. Bakın y'ler sıfıra gitsin demiş. İçinde hiç y yok. 2x var. X var yani. Bunun limiti nedir? Y'ye göre bu sabit fonksiyondur. Aslına bakarsanız burası 2x'tir. Çok güzel. Artı. Bakın limit y sıfıra giderken fy bölü y ile limit h sıfıra giderken fh bölü h aynı şeydir. Y sadece h olmuş. Bir şey değişmemiş. O zaman bunun değeri kaçtır? 2'dir. Yani burası da 2'ymiş. Ve sevgili gençler bu da f türev x midir? Yani f türev x dediğimiz şey aslına bakarsanız 2x artı 2'nin ta kendisiymiş. Ve sevgili arkadaşım burada bize ne sorulmuş? F türev 2. Artık sadece ama sadece x gördüğümüz yere 2 yazmak kaldı. Bu da 2 çarpı 2 artı 2'den cevabı bize 6 olarak verir diyeceğiz. Bu yüzden seviyorum işte bu soruyu. Yani böyle ekstrem bir şey yaptığımız için soru güzel oluyor zaten. Şuradaki o ekstrem yaptığımız şeyi sevgili gençler umarım anlamışsınızdır. Denemelerde karşınıza çıkar. Acilin limit türev fasikülünde de olan bir soru, konu anlatım kısmında olan bir soru, testlerinde de vardı. AYT soru bankasında var mıydı yok muydu hatırlamıyorum ama bakarsınız arkadaşlar. Karşınıza çıktığı zaman affetmeyin lütfen. Türev ve süreklilik ilişkisi bu konudan şimdi sevgili arkadaşlar biraz daha bağımsız olduğu için buna ikinci videomuzda geçeceğiz. Haberiniz olsun. İkinci videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.